Mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle ağızda eriyen kıtır kıtır yumurta kullanmadan sütlü kurabiye tarifi hazırlayacağız. Yarım su bardağı 100 ml ayçiçek yağını karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1/4 su bardağı 50 ml süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı pudra şekerini de ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Bu tarifte yumurta ve yoğurt gibi şeyler kullanmıyoruz. Sadece süt ve sıvı yağıyla hazırlıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bir spatula ile ya da kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Bu aşamada lütfen elinizi değdirmeyin. 1 çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Güzel bir rahiya verecektir. Şimdi hamuru biraz da elimle toparlıyorum. Ama kesinlikle çok fazla yoğurmuyorum. Çok fazla yoğurursanız içindeki yağı dışarı verebilir. Bu arada denememi istediğiniz bir kurabiye tarifi varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Hamurdan bir avuç kadar ayırdıktan sonra fındıktan biraz iri olacak şekilde parçalar koparıyorum. Yuvarladığım hamurların üzerine bir bardak yardımıyla bastırıp yassılaştırıyorum. Böyle küçük lokmalık harika kurabiyeler olacak. Kıtır kıtır bisküvi lezzetinde güzel kurabiyeler oluyor. Bu kurabiyeleri kavanozda uzun süre bayatlamadan saklayabilirsiniz. Biraz şekil alması zor olabilir yuvarlarken. O yüzden elinizle de şu şekilde bastırarak toparlayabilirsiniz hamuru. Daha sonra da tepsiye alarak üzerine bir bardak yardımıyla bastırıp yassılaştırabilirsiniz. Bu yassılaştırma işlemi önemli çünkü içerisinde sadece süt ve yağ olduğu için sert bir kurabiye oluyor. Bisküvi kıvamını yakalamak için kurabiyelerin mutlaka yassılaştırılarak bastırılması gerekiyor. Kurabiyeleri 180 dereceye ayarlanmış, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakikada pişirebilirsiniz. Lütfen çok fazla pişirmeyin. Böylelikle içerisindeki su uçacaktır ve kurabiyeleriniz çok sert olacaktır. Bakın, size gösterdiğim gibi bu şekilde bu renk almaları yeterlidir. Kurabiyeler piştikten sonra hemen üzerlerini örtüyorum ve bu şekilde biraz daha hafif yumuşamalarını sağlıyorum. Evet, kıyır kıyır minik kurabiyelerim hazır. Şimdi size şöyle içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Kıtır kıtır oluyorlar. Eğer bu kolay kurabiye tarifini denerseniz benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.